Herkese merhaba. Evim, binam depreme karşı dayanıklı mı? Bu konuyla ilgili hızlı bir video çekmek istedim size. Normalde bir yapının depreme karşı dayanıklı olup olmadığının tespiti için ileri seviyede mühendislik çalışmalarının yapılması gerekir. Bunun yanında bir laboratuvarın yapınızdan numuneler alması gerekir. Şöyle düşünün. Karşınıza birisi geldi ve size dedi ki benim kemiklerim sağlam mı? Siz ona bakarak kemiklerinin sağlam olup olmayacağını tabii ki bilemezsiniz. Ama bir öngörüde, bir yaklaşımda bulunabilirsiniz. Mesela eğer karşınızdaki insan yaşlı bir insansa tahmin edersiniz ki yaş ilerledikçe kemik erimesi oluyor. Kemiklerinin sağlam olmayacağı konusunda bir öngörünüz olabilir. Ben de bu tarz öngörülerden bahsedeceğim size. Yapınızın, evinizin depreme karşı dayanıklılığı konusunda. Bu arada bahsettiğim deprem şiddetli bir deprem. Yani 7,5 büyük ve üstü büyüklüğünde bir deprem için bahsediyorum. Şimdi yapınız 20-25 yaşından büyükse 2007 deprem yönetmeliğinden önceki yapılara tekabül ediyor. Bu yaştan büyükse o zamanın beton kalitesi, teknolojisi, inşaat işçiliği kalitesi, malzeme kalitesi kötü olması sebebiyle büyük ihtimalle yapınız depreme karşı dayanıksız olacaktır. Ben yaşı büyük olup da depreme karşı dayanıklı olan bir yapıyla karşılaştım bugüne kadar. O da tünel kalıp sistemiyle yapılmış bir yapıydı. Yapıda 7-8 metre uzunluğunda perdeler, her iki yönde de bol miktarda düşey taşıyıcı elemanlar vardı. Bu sebepten dolayı performans analizi sonucu yapı depreme karşı güvenli çıkmıştı. Yani ama bu tarz yapılarla çok nadir karşılaşıyoruz bu tarz durumlarla. Beton kalitesi düşük ama fazla kolonu, perdesi olan bir yapı. Yani tünel kalıp olduğu için o da bu şekilde. Yani siz diyebilirsiniz ki %99 yapımızın yaşı büyükse depreme karşı dayanıksızdır. Bunun dışında eğer yapınızın düşey ya da yatay betonarme taşıyıcı elemanlarında yani kolonlarında, kirişlerinde çatlaklar varsa, yapısal çatlaklar varsa bu konuda şüphelenmelisiniz. Eğer binanızda yan yatma varsa yani farklı temelinin iyi olmadığı konusunda şüphelenebilirsiniz. Bir de yapınızın demirlerinde paslanmalar gözlüyorsanız özellikle bu yazlık evlerde, villalarda olabiliyor. Rutubetten, nemden, yağmurda seramiklerin derzlerinin gitmesi gibi konulardan demir bu suyu emiyor, paslanıyor, paslanınca şişiyor, şişince üzerindeki koruyucu betonu iterek kırıyor ve daha fazla paslanmaya başlıyor. Yani demir paslanmanızın fazla olduğu yerlerde ki bir bina yaşı ilerledikçe demir de paslanmaya başlıyor. Bu nem, rutubet gibi olaylardan. Gene depreme karşı dayanıksızlığı konusunda şüphelenebilirsiniz. Sadece bir ön bilgi olsun diye böyle bir video çekmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.